Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Neml suresi 45-58. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada iki kavmin kıssasını bize anlatıyor. Birisi Lut kavmi, diğeri de Semud kavmi. Önce Semud kavmi ile alakalı durumu bize anlatıyor. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى ثَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا Andolsun ki Semud kavmine onların kardeşi Salih'i peygamber olarak gönderdik. اَنِي عَبُدُ اللّٰهَ Allah'a ibadet edin mesajıyla onu gönderdik. Yani insanlar Allah'ı tanımak, Allah'a ibadet etmek için yaratılmış ama nefis şeytan rahat durmuyor. Tarih boyunca insanlar ya nefse kul oluyor ya şeytana kul köle oluyor veya Allah namına Allah adı değil ama Allah dışında şeylere insanlar ibadet ediyor. İşte peygamberler insanları bu gibi batıl mabutlardan kurtarmak, tek Allah'a davet etmekle görevli olan kimseler. Feizahum Hazreti Salih'in gönderilmesinden sonra şu ortaya çıkıyor. Bir de bakarsın ki onlar ferigani iki fırka haline geldiler. Yahtasimun birbirleriyle mücadele ediyorlar. Birbirine hısım olan, birbirine hasım olan, düşman olan iki topluluk haline geldiler. Gale ya kavmim dedi ki ey kavmim lime testacilune bisseyyi'e gablel hasene. Ey kavmim haseneyi istemek varken neden acele edip de kötü şeyi istiyorsunuz? Kavmi kendisine şöyle demişler. Ey Salih sen gerçekten peygambersen bize vaat ettiğin azabı getir. O zaman biz tövbe istiğfar ederiz. Halbuki azap geldiği zaman artık bunun geriye dönüşü yok. Kurtulabilecek değiller. Akıllılık yapıp azap gelmeden hidayete ermeleri beklenir. Ama onlar önce tabir yerindeyse belalarını istiyorlar. لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ Yani keşke Allah'a istiğfar etseniz, böyle yapsanız, akıllıca hareket etseniz لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Bu şekilde merhamet edilmeyi umabilirsiniz. Yani başınıza bir bela musibet gelmeden istiğfar etseniz olur ki Allah'ın rahmetine nail olursunuz. قَالُوا اِتَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ Senin yüzünden ve senin yanındakiler yüzünden başımıza felaketler geldi, uğursuzluk geldi dediler. قَالَ تَائِرُكُمْ اِنْدَ اللّٰهِ Hazreti Salih de onlara dedi ki yani size gelen bu felaket, bu uğursuzluk dediğiniz şey Allah'tandır. Yani yaptıklarınıza bir ceza olarak Allah'tandır. Belentum kavmun tüftenun. Doğrusu siz imtihan edilen bir topluluksunuz. Yani Cenab-ı Hak'tan kavimlere, milletlere nimetler geldiği gibi zaman zaman da kıtlık gelir. Zaman zaman bazı felaketler olur. Zaman zaman ekonomik krizler olur. Bu gibi sıkıntılar olur. Bu da imtihanın bir parçasıdır. Yani şu dünya hayatı tümüyle güllük gülistanlık değil. İnsan kendi hayatında nasıl ki her gün gece gündüze muhatap oluyor. Senelik ömür içerisinde mevsimler birbirini takip ediyor. Hava hem çok sıcak hem çok soğuk olabiliyor. Onun gibi insan da hayatı boyunca elbette bir takım sıkıntılara da maruz kalacaktır. Milletler yine tarihleri boyunca zaman zaman bir takım sıkıntılarla karşılaşacaklardır. Bu yeryüzünde imtihanın bir neticesidir. وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَ تِسْعَةُ رَحْدٍ Medine'de 9 kişilik bir çete vardı. Veya bu 9 grup şeklinde de açıklanabiliyor. Bu şekilde bir çete bulunmaktaydı. يُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ Bunlar yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. وَلَا يُسْلِحُونَ Islaha yanaşmıyorlardı. Yani bunların işi gücü ortalığı kasıp kavurmak ve fesat çıkarmaktı. Islahtan, durumu düzeltmekten hiç nasipleri yoktu. Tabii buradaki çete manası günümüze bakan yönüyle de değerlendirilecek olursa hemen her yerde bir takım böyle çeteler de vardır.
ve bunların işi gücü ortalığı karıştırmaktır. Düzeltmek değil, bozmaya çalışırlar ve fesada gayret gösterirler. Galu, bunlar dediler, tekasemu billahi, yemin ederek, lenübeyyi tennehu ve ehlehu, yani gece vakti ona ve ailesine, ehline saldıracağız. Thümme lenegulenne li veliyyihi, sonra onun velisi durumunda olanlara da diyeceğiz ki, me şehidine mehlike ehlihi, biz onun ehlinin helak olmasına veya helak olduğu zamana, mekana şahit değiliz. Yani bundan haberimiz yok diyeceğiz. Ve inna le sadıkun, ve biz gerçekten sadığız, doğruyuz diye yemin edeceğiz. Yani kendilerine göre bir plan kuruyorlar. Hazreti Salih ve yanındakilere suikast düzenleyecekler gece vakti. Ve ardından da biz orada değildik, böyle bir olaydan haberimiz yok, vallahi gerçekten doğru söylüyoruz diye yalandan yeminle kendilerini kurtarmaya çalışacaklar. Ve mekeru mekra, onlar böylece bir hile yaptı, bir tuzak kurdular. Ve mekerna mekra, biz de mukabil tuzağı onlara kurduk. Ve hum la yeşurun, onlar bunun farkında değiller. Onlar farkında değilken biz de mukabil tuzağı kurduk. Allah-u Teala'nın tuzak kurması, insanların kötü niyetle yapmış olduğu şeyleri boşa çıkarması, kendi kazdıkları kuyuya onları düşürmesidir. Yani onlar bir çukur kazar, başkaları düşsün diye, ama olaylar öyle gelişir ki kendileri o kuyuya düşer. Bu anlamda mekir Cenab-ı Hakk'a mecazen isnat ediliyor. Yoksa Allah-u Teala hile yapmaktan münezzehtir. O doğrudan yapacağını yapar. Kimseye karşı da verecek bir hesabı yoktur. La yüselu amme yef'aldir. Yaptığından suale tabi değildir. Ama insanlar ise bütün yaptıklarından tek tek suale çekileceklerdir. Fenzur, sen bak. Keyfe kâne akibetü mekrihim. Onların mekirlerinin akibeti ne oldu? Enne demmarnâhum. Biz onları yerle bir ettik. Ve kavmahum, ve kavimlerini, yani hem o çetede yer alanları hem de onlara taraftar olanları yerle bir ettik. Ecmain, hepsini, yani bir tekini bırakmadan onların hepsini helak ettik. Fetilke buyutuhum haviye bima zalemu, işte şunlar zulümleri sebebiyle bomboş kalmış, ıssız kalmış, çökmüş olan evleri, yani geriye bunlardan ibret olarak bomboş evler kalmış. Yani şu anda da dünyanın değişik yerlerinde harabe evler vardır. Harap olmuş vaziyettedir. Ve bir zamanlar oralar mamuredir, şenliktir. Ama bunlar haddi aştıklarında taraf ilahiden cezalandırılmışlardır. Ve günümüze kadar da bunların kalıntıları kalmıştır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Lut kavmi, Semud kavmi, Ad kavmi gibi kavimler Arabistan civarında, Orta Doğu'da az çok bilinen yerlerdir. Ve bunlardan günümüze harabeler de kalmıştır. Dolayısıyla gerek orada, gerekse ülkemizde mesela Bizans'tan kalan pek çok harabe yerler var. Ve buralarla alakalı anlatılan pek çok benzeri durumlar söz konusu. İnne fî zâlike le âyeten li gavmin yâlemûn. Bunda bilen bir kavim için bir ayet vardır. Yani bilen, ilim sahibi kimseler bu gibi kıssaları okuduklarında gerçekten bir ders alırlar ve bir ibret alırlar. Ve enceyne lezine amenu, o iman edenleri ise biz kurtardık. Ve kanu yettegun, ve onlar sakınıyorlardı. Yani günahlardan kaçınıyorlardı. Allah'ın emirlerine, yasaklarına riayet ediyorlardı. Bu şekilde olan ehli imanı biz kurtardık. Burada şunu da görüyoruz. Yani sadece iman etmek değil, aynı zamanda takva sahibi olmak, yani günahlardan uzak kalmak. Demek ki iman ve takva bu gibi semavi afetlerden insanları kurtaran bir özellik oluyor. Ve Kur'an'ın başka yerlerinde anlatıldığına göre çok şiddetli bir sayha ile o kavim, Semud kavmi helak ediliyor. Hem o çetedekiler hem de onlara taraftar olan diğer insanlar toptan helak ediliyorlar.
Ve Lut'an ve Lut'u da gönderdik. Lut da Allah'ın gönderdiği elçilerden. İz gâle li kavmihi, o kavmine şöyle demiştim. Ete'tûnel fâhişe, yani o çirkin işi mi yapıyorsunuz? Ve entum tubsirun, göre göre. Yani göre göre, göz göre göre bu şekilde bir fiili, çok çirkin bir fiili nasıl olur da yapıyorsunuz? Kur'an'ın bu değişik yerlerinde anlatılıyor. Burada da çok kısa bir şekilde yine nazara verilmiş. Hazreti Lut'un kavmi erkek erkeğe münasebeti olan, cinsel sapıklık içinde olan bir topluluk. Hazreti Lut onlara Allah'ın dinini anlatıyor. Kendi yaptıkları fiilin ne kadar tabiata, insan tabiatına aykırı, fıtri olmayan bir durum olduğunu anlatıyor. Ama onlar bu alışmış oldukları halden bir türlü sıyrılmıyorlar ve Hazreti Lut'la büyük bir mücadelenin içinde yer alıyorlar. Günümüzde de bu dünya çapında uzantıları olan, tezahürleri olan cinsi bir sapıklık olarak devam etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in bunu anlatması aynı zamanda günümüzde de bu gibi durumda olanlara bir mesajdır ve bunun ne kadar çirkin olduğunu ifade etmektedir. Ayet-i Kerime'nin ve entum tubsirun kısmı, yani siz gördüğünüz halde göz göre göre bunu nasıl yaparsınız? Burada aleni olarak bir şeyi yapmanın, kötü bir şeyi yapmanın çok daha çirkin olduğuna işaret var. Yani normalde bu gibi fiiller zaten çirkindir. Ama Lut kavmi o hale getirmiş ki sokaklarda da bu gibi şeyleri yapar hale gelmişler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zaman alametlerini anlatırken insanların açıktan herkesin gözünün önünde her türlü fuhşiyatı irtikap edeceklerini de haber veriyor. Sahabeler şaşırıyorlar. Ya Resulallah, bu da mı olacak? Evet, bu da olacak diyor. Hatta bazı rivayetlerde şu da denilmiş. Artık insanlar o hale bir nevi alışacak. Onları sokakta bu halde göre göre. Artık onları önleyemeyecekler. En azından şunu söyleyecekler. Yani madem yapacaksınız, hiç olmazsa gözden ırak bir yerde böyle şeyleri yapsanız. Ve bunu söyleyecekler diyor. Yani aslında asıl olan bu gibi şeylerin hiç yapılmamasıdır. Toplumun da bunlara izin vermemesidir. Ama münker, fuhşiyat artık defedilmez bir hale almışsa, o derece yaygın bir hale almışsa, diğer insanlar da bu noktada aciz bir hale geliyor bir nevi. Ve önleyemiyorlar. Ama en azından hiç olmazsa, ortalıkta bu olmasa, aleni bir şekilde olmasa diyorlar. Peygamberimizin haber vermiş olduğu ahir zamanda aleni bir şekilde fuhşiyatın irtikab edilmesi meselesi günümüzde ülkemizde dahil dünyanın pek çok yerinde aleni bir şekilde işlenir hale gelmiş. Batılı tasvir etmek istemiyorum ama işte yaz mevsiminde sokaklarda, plajlarda vesairede pek çok böyle aleni fuhuşların irtikap edildiği, öte yandan televizyonlarda canlı yayında pek çok böyle rezaletlerin millete gösterildiği, bu da gözler önünde olan bir durum. Dolayısıyla Peygamberimizin haber vermiş olduğu açıktan fuhşiyatın işlenmesi ahir zaman alametleri olarak bildirilen şeylerden ve bu günümüzde gördüğümüz durumlardan birisi. Muhtemelen kıyamete yakın günlerde o zaman da bu daha da alenileşecek ve daha böyle nahoş bir vaziyet alacak, önünde durulmaz bir hale gelecek. Hadisin rivayetlerinden böyle anlaşıldığını söyleyebiliriz. E innakum lete'tuna ricale şehveten min dunin nisa. Yani siz kadınları bırakıp da erkeklere şehvet mi duyuyorsunuz? Bel entum kavmun teçherun. Doğrusu siz cehalette bulunan, cahilce işler yapan bir kavimsiniz. Fema kâne cevâbe kavmihi illâ en kâlu. Kavminin cevabı ancak şu oldu. Ahricu âle lût min gâriyetikum. Âli lûtu, yani lûtu ve yanındakileri beldenizden çıkarın. İnnehum unâsün yetedahherun. Onlar çok temiz insanlar. Değerli izleyenlerim, burada onlar çok temiz insanlar demeleri aslında gıpta ettiklerinden değil,
istihza yoluyla bunu söylüyorlar. Dalga geçmek için böyle söylüyorlar. Aslında cümle doğru. Hazreti Lut ve yanındakiler çok temiz insanlar. Cümle doğru ama onlar bu niyetle söylemiyorlar. Onları küçümsemek için, onlarla dalga geçmek için onlar çok temiz insanlar diye böyle söylüyorlar. Günümüzde benzeri bir durumu rüşvet müessesesinin çok böyle aleni olduğu yerlerde görmek mümkün. Ben bazılarını dinledim. Mesela rüşvetin çok fazla döndüğü yerlerden birisi sınır kapılarıdır. Oralardan birinde çalışan birisinden dinlemiştim. O kadar diyor aleni hale gelmiş ki rüşvet almayan birisi oraya memur olarak geldiğinde bir şekilde onu oradan aldırtıyorlar. Çünkü o çok temiz birisi. Diğerlerine uyum sağlayamıyor. Dolayısıyla onu oradan başka bir tarafa, başka yere görevlendiriyorlar. İşte Hazreti Lut'un da kavmi aleni bir şekilde fuhşiyatı irtikab eder bir durumda. Dolayısıyla Hazreti Lut ve yanındaki ehli imanı bu noktada içlerinde barındırmak istemiyorlar. Bunları beldenizden çıkarın. Onlar çok temiz insanlar diyorlar. فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ Biz Lut'u ve ehlini kurtardık. اِلَّا اِمْرَأَتَهْ Hanımı müstesna. قَدَّرْنَاهَ مِنَ الْغَابِرِينَ Onu geride kalanlardan takdir ettik. Hanımı kendisi doğrudan kocasına bu noktada hıyanet etmiş birisi değil. Ama iman noktasında kocasına iman etmemiş. Ve toplumda işlenen bu gibi rezaletlere sıcak bakıyor. Bundan dolayı o da helak edilenlerden birisi oluyor. O da kurtulmayanlardan oluyor. وَاَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرَا Biz onların üzerine yağmur yağdırdık. Yani bir bela yağmuru. Gökten böyle bir bela şeklinde başlarına taş yağdı. Taş yağmuruna tutuldular. فَسَاءَ مَتَرُ الْمُنْذَرِينَ Ve o uyarılan kimselerin yağmuru ne de kötü oldu. Yani bu bir rahmet yağmuru değildi. Baharın gelmesine sebebiyet veren, yeryüzünü hayatlandıran bir yağmur değildi. Bu bir bela yağmuruydu. Bu bir taş yağmuruydu. Ve o insanların Sodom ve Gomorra diye ifade edilen beldeleri yerle bir edildi. Altı üstüne, üstü altına getirildi. Ve aynı zamanda gökten başlarına taş yağdırıldı. Ve o şekilde o kavim toptan helak edildi. Ancak ve ancak Hazreti Lut ve yanında iman edenler, onlar kurtuldular. Burada şunu da görmekteyiz. Gerek burada gerek başka yerlerde Lut'un hanımına dikkat çekiliyor. Yaşlı bir kadın ama yaşlılığıyla beraber küfürde ısrar etmiş olan birisi. Peygamber hanımı ama kocasına iman etmemiş. Demek ki peygamber hanımı olmak veya peygamber kızı, peygamber oğlu olmak bunlar tek başına insanı kurtaran şey değil. İnsan bizzat imana talip olmalı ve iman etmeli. Yoksa peygamber hanımı olmak da onu kurtarmıyor. Cenab-ı Hak her türlü fuhşiyattan, münkerattan, her türlü pisliklerden hem bizleri hem de nesillerimizi muhafaza eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.